Merhaba Özgürlük Uğruna yiğitçe şehit düşenler. Merhaba halkımız, merhaba TV izleyenleri. Bugün 22 Ekim Salı günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. S, R, Y tipi hapishanelere karşı direniş devam ediyor. Kuit tipi hapishanelere karşı sürgün edilen Abdurrahman Aziz Aslan süresiz açlık grevinin bugün 36. gününde direniş devam ediyor. Çete devletten daha profesyonel çünkü çete ve devlet el ele. Bebeklerin hastanelerden daha çok para almak için hastalandırılması ve katledilmesine ilişkin çeteye yönelik Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, denetimler yetersiz değil, çete çok profesyonel dedi. Yine Soma, yine göçük, yine işçi katliamı. Soma'da maden ocağında göçük. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Dünyadan haberlere Yahya Sinvar'ın vasiyetinden belli bölümler okuyarak başlamak istiyoruz. Umut TV olarak geçtiğimiz günlerde şehit düşen Yahya Sinvar'ı tekrar anıyoruz. Hapishanede sabrın sadece bir erdem değil, acımasız bir silah olduğunu öğrendim. Denizi damla damla içmek gibi. Korkmayın. Onlar sadece özgürlüğe giden uzun yolumuzun bir parçasıdır. Hapishane bana özgürlüğün sadece çalınmış bir hak olmadığını, acıdan doğan ve sabırla şekillenen bir fikir olduğunu öğretti. Başka bir bölümde, direnişin sadece bir tercih değil, bir görev olduğuna inanıyorum. Bu mücadelenin Filistin direnişinin kitabında yeni bir sayfa olmasını, hiziplerin, grupların birleşmesini ve herkesin düşmana karşı tek bir saf oluşturarak ayakta durmasını istedim, dedi. Hizbullah, Netanyahu'nun evine yönelik saldırıyı üstlendi. İsrail basınına göre İHA doğrudan Netanyahu'nun yatak odasının camında patlamıştı. Eğer Netanyahu o gün evde olsaydı muhtemelen kurtulamayacaktı. Katil İsrail gece saatlerinde Beyrut'a saldırarak 13 kişiyi katletti. Katliamcı İsrail gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi çevresinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı ise 57'ye yükseldi. Yemen bir kez daha İsrail'i vurdu. Yahya Seri, Yemen ordusunun Filistin 2 adlı hipersonik füzeyle Tel Aviv'deki bir Siyonist üssünü hedef aldığını, Amerikan İsrail önleme füzelerine rağmen füzenin hedefini vurduğunu ilan etti. Almanya'da yaşayan halk, Alman emperyalizminin katliamcı İsrail'e silah satışına karşı çıktı. Almanya'da yapılan anketlere katılanların %60'ı İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını açıkladı. Destekleyenler %31'de kaldı. Almanya, İsrail'in silahlarının yaklaşık %30'unu sağlıyor. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, günün haberlerini bir çağrıyla bitirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Almanya'da 3 Demir Susak, Özgül Emre, İhsan Cüret ve Serkan Küpeli 129B yasasından yargılanıyorlar. Bu 3 Demir Susak'ın ortak suçu ise grup yorum konserlerine katılmak. Özgürlük ve bağımsızlık türkülerini söylemek suçsa, grup yorum konserlerine katılan milyonlar da suçludur. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, 28 Ekim Pazartesi günü saat 9.30'da tüm halkımızı Özgül Emre, İhsan Cüveyt ve Serkan Küpeli'nin mahkemesine bekliyoruz. Bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.